Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Biz de gündem Beşiktaş olarak hem bu karşılaşmayı hem de son zamanlarda çok konuşulan Ozan Tufan transferini soracağız. Bakalım taraftarlar Ozan Tufan'ı kadroda görmek istiyor mu? Son günlerde Ozan Tufan transferi çok fazla konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada bazı taraftarlar buna tepki de gösteriyor. Sen Ozan Tufan'ı Beşiktaş'ta görmek ister misin? İsterim tabii ki. İngiltere'de fena oynamıyor şu an. Daha önce Fenerbahçe'de, Bursa Spor'da Şenol Güneş'le çok birlikte güzel de oynadılar. Çok beğeniyorum ben. Taraftarların tepki göstermesini de anlıyorum. Daha önce Twitter'dan yazdıkları nedeniyle Beşiktaş'a karşı. Ama affedilebilir. Beşiktaş'a katkı sunacaksa tabii ki oynamasını isterim. Umarım başarılı olur gelirse de. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, son günlerde Ozan Tufan transferi çok fazla konuşulmaya başlandı. Siz bir taraftar olarak Ozan Tufan'ı Beşiktaş'ta görmek istiyor musunuz? Abi ben Ozan Tufan'ı Beşiktaş'ta görmek istiyorum. Ben bu olaya biraz profesyonel bakıyorum. Twitter'da çok fazla dolaşan haberler var, işte hareketler vesaire, geçmişte yapılan şeyler. Hani ben bu olaya profesyonel bakıyorum. Bence Ozan gibi bir oyuncuya Beşiktaş'a ihtiyacı olabilir. Ozan'ın da Beşiktaş'a ihtiyacı olabilir. Türkiye Ligi'ni domine edebilecek bir oyuncu Ozan. İyi de bir mevkisi, iyi bir orta saha aynı zamanda. Bence hayırlısı olur abi. Hocamız istiyorsa da bence alınmalı. Peki onun dışında bu seneyle ilgili umutlarınız nelerdir? Yani Şenol Hoca'nın gelişiyle takımda bir kıpırdanma oldu. Sizce bunun devamı gelecek mi? Abi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır. Beşiktaş ligi domine bir takımdır her zaman. Beşiktaş her zaman vardır ve var olacaktır. Yani zaten rakiplerimiz de bunu biliyor. Beşiktaş her zaman lige dahildir abi. Evet, son günlerde Ozan Tufan transferi sosyal medyanın gündemine adeta oturdu. Sen bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı Beşiktaş'ta görmek ister misin? Ben Ozan Tufan'ı Beşiktaş'ta görmek istemem. Bursa Spor'da oynarken yaptığı paylaşımlar dolayısıyla Burak Yılmaz transferine de karşıydık. Ozan Tufan'ı da istemiyoruz kulüpte. Sizce Ozan'ın yerine nasıl bir alternatif olabilir? Acilen bir orta saha ve stoper transferi yapmamız lazım. Son zamanlarda stoperde çok sakatlıktan dolayı sorunlar çekiyoruz. Sağlam bir stoper transferiyle bu sezon zirveyi zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Peki Caner Erkin ismi de anıldı. O zaman Caner Erkin transferiyle de ilgili düşünceleriniz aynı mı? Evet, Caner Erkin'in de gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kadronun gençleşmesi daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Caner Erkin de Beşiktaş'a yakışan bir futbolcu değil. Evet, son günlerde Ozan Tufan transferi çok fazla konuşulmaya başlandı. Sen bir taraftar olarak ne düşünüyorsun? Ozan'ı Beşiktaş formasıyla görmeyi ister misin? Ya tabii, Ozan Tufan geçmişte yaşadığımız bazı tatsız olaylar oldu ama sonuçta bizim bir ihtiyacımız olan bir oyuncu Ozan. Tam bir orta sahamız yok. Salih biraz defansif. Gerson artık yoruluyor, bir ileri bir geri. Ofansif anlamda Gerson iyi ama geriye dönmek zorunda kalıyor. Gerek Masuak'ın ileri çıkmasından dolayı geriye geliyor. O yüzden Ozan uzak şutlarda da bitirebilici bir oyuncu. Yani şut konusunda da ihtiyacımız olur. Ozan geçmişi silip gelebilir yani. Geçmişi silip gelebilir diyorsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet, son günlerde Ozan Tufan transferi çok fazla konuşulmaya başlandı. Siz bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı takımda görmek istiyor musunuz? İstemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a ihtiyacı yok. Ozan Tufan'ın da Beşiktaş'a ihtiyacı yok. İstemiyoruz, sevmiyoruz kendisini. Peki Caner Erkin'in ismi de geçti. Caner Erkin transferi hakkında da görüşleriniz aynı mı? O belki olabilir. O bir Beşiktaş forması giydi. O olabilir ama Ozan Tufan olmaz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, son günlerde Ozan Tufan transferi çok fazla konuşuldu. Siz bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı takımda görmeyi istiyor musunuz? Ozan Tufan zamanla Beşiktaş'a küfretmiş. Bunun kaydı var. Editleriyle de olsa yani bizzat o sözleri kaydı var. Yani ben Beşiktaşlı olarak tamam, Ozan Tufan Türk futbolu için iyi bir futbolcu olabilir zamanında. Ama Beşiktaş'a karşı, Beşiktaş siyah beyaz gördüğünde de çok güzel şutlar çeken bir adam. Ben onun Beşiktaş'ta görmek istemiyorum. Onun yerine ne bileyim Kerem Atakan var. Onu değerlendirebiliriz. Veya başka altyapıdan başka bir yabancı Elneni var. Onun yerine onu alabiliriz. Salih tamam, başlarda formluydu. Sonra bir milli takım iş alıp formsuza düştü. Onu tekrar kazanabiliriz. Yani o zaten çok gereksiz. Verilen paraya 1,5-2 milyon euro para istiyorlar herhalde bonservisi için. Verilen paraya ben acıyorum, ona verilecek parayı. Öyle söylüyorum yani. Ozan Tufan transferi son günlerde çok konuşulmaya başlandı. Sen bir taraftar olarak Ozan'ı Beşiktaş'ta görmeyi ister misin? Yani ben bir taraftar olarak Beşiktaş'a faydalı olacak her futbolcuyu takımda görmek isterim. Şenol Güneş daha önce çalıştırdığı bir öğrenci. Verim de aldı. Bana göre tekrar verim alabilecekse Beşiktaş'a gelmesini isterim tabii ki. Peki onun dışında transferler, yani sizce hangi bölgelere takviye yapılmalı?
Defansta son zamanlarda sakatlık çok oluyor. Oraya olması lazım. Bir de Gezal son zamanlarda çok fazla sakatlık yaşıyor. Onun için de bir alternatif oluşturulması gerekiyor bence. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Ozan Tufan transferi çok fazla konuşuldu. Siz bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı Beşiktaş'ta görmeyi istiyor musunuz? Şimdi Ozan Tufan geçtiğimiz senelerde gol sevinci olarak ve öbür tarafta da gol sevinçlerini bir kenara koyup Beşiktaş'a küfür ediyordu. Şimdi ben şahsen yani bir taraftar olarak istemiyorum. Hani gelmesini istemiyorum. Peki Caner Erkin'in ismi konuşuluyor. Onun için de görüşünüz aynı mı? Caner Erkin de Beşiktaş'ta zaten en iyi dönemini yaşadı. Hani şimdi gelip katkı vereceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Yok sağ olun. Son günlerde Ozan Tufan transferi çok fazla konuşuldu. Evet. Siz bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı Beşiktaş formasında görmek istiyor musunuz? Şimdi önce koyu bir Beşiktaşlı olarak Ozan Tufan'ı ben bizim formamızın içinde görmek istemiyorum. Neden diye sorulursa şu günlerde olan hashtag altında zaten zamanında bizim kulübemize dönüp içinden çok kötü bir küfürler ederek zaten kulübeye yönelik ağır hareketler ettiğini hepimiz biliyoruz. Bir koyu Beşiktaşlı olarak şahsen bu armanın altında yer almasını istemem. Türk Futbol Federasyonu altında gerçekten milli takımda başarılı olan bir futbolcu olduğu dönemler oldu. Yalnız bizim armamıza yakışan futbolcu değil benim şahsımca. Ben bundan ziyade yönetimin daha farklı dış futbolculara yönelik bir transfer çalışması yapmasını daha çok isterim şahsen. Bir son cümleni bir daha alalım. Şöyle. Yönetimin daha çok 6 ve 8 numaraya yerli olacağına, yabancı futbolcu transfer edeceğini daha çok pratikleştirmesini istiyorum şahsen. Ozan Tufan şu an Hull City'de oynuyor. Bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Son zamanlarda zaten gelişen bu tür transfer yönünde yönetim çok büyük bir şekilde zaten acayip derecede hakaret alıyor. Benim şahsımca görüşüm Ozan Tufan'ı gerçekten Beşiktaş taraftarını dışladı. Yani bu bir nevi taraftarı ikiye bölmektir. Bence yönetimin bu tür şeye hareket etmemesi lazım. Evet, son günlerde Ozan Tufan transferi çok fazla konuşuluyor. Siz bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı Beşiktaş'ta görmeyi istiyor musunuz? Ya Ozan Tufan iyi bir oyuncu olabilir belki. Ama Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasında bir hakarette bulunduydu bizim yedek kulübesine. O yüzden o hareketinden dolayı kesinlikle Beşiktaş'a istemem. Zaten o mevkimizde oyuncularımız var genellikle. Yani sıcak bakmıyorum ben Beşiktaş taraftarı olarak. Peki Caner Erkin'in ismini konuşuyor. Caner Erkin'i görmek ister misiniz? Ya onu da kesinlikle görmek istemem. Çünkü Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittiğinde yok Fenerbahçeli Caner dediler, iş falan dediler. Ama görmek istemem. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, son günlerde Ozan Tufan konusu gündeme bomba gibi düştü. Siz Ozan'ı Beşiktaş formasıyla görmeyi ister misiniz? Ben istiyorum çünkü şu anda Beşiktaş'ın iki yönlü orta sahaya çok ihtiyacı var. Ozan Tufan da iyi basan, koşan, orta sahada iyi mücadele eden birisi. Zaten Fenerbahçe'deyken de çok beğeniyordum. Alt ligde oynamasını da kendisine çok yakıştırmıyorum. O yüzden en iyisinde, Türkiye'nin en iyisinde oynamasına ihtiyacı var kendisinde. Bizim de ihtiyacımız var. Gelirse çok iyi olacak bizim için. Evet, son günlerde Ozan Tufan transferi çok fazla konuşuluyor. Sizler Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı takımda görmeyi ister misiniz? Sizden başlayalım. Evet, Ozan Tufan transferi yerinde bir transfer. Bir kere yerli futbolcumuz. O yüzden yerli olduğunu, yerinde olduğunu düşünüyorum. Ben doğru transfer olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de başarılı elde edememiş, İngiltere'ye gitmiş bir futbolcu olarak görüyorum. Milli takıma da alınmıyor. Bence Beşiktaş'a yakışacak bir futbolcu değil. Peki bu sene hakkında umutlarınız nelerdir? Şenol Güneş'ten beklentileriniz nasıl? Size bu zamana kadarki beklentilerinizi Şenol Hoca sağladı mı? Şenol Hoca bu seneki beklentilerimizi karşılamadı ama bunu Şenol Hoca'ya mal etmemek lazım. Şenol Hoca bu takımı yapmadı. Yani bunu unutmamak lazım. Ama elinden geldiğini ve şu anki yerinden daha iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk olur mu onu sonunda göreceğiz. Umuyoruz şampiyon olacağız ama Ozan Tufan sadece Şenol Güneş tarafından dolayı geliyor. Biz Beşiktaş'ta görmek istemiyoruz. Çok daha iyi futbolcuları görmek istiyoruz. Nerede Ozan Tufan transferi çok fazla konuşuldu. Sen bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı takımda görmeyi istiyor musun? Beşiktaş'a küfür eden bir oyuncu asla
Beşiktaş'ta oynayamaz. Bunu kimse kabullenemez. Kabullenen de gerçek taraftar değildir. Beşiktaş'a küfür eden birinin hocam, Beşiktaş'ta yedi yok. Karakterli oyuncu istiyoruz. Karakterli. İyi olsun, kötü olsun. Karakterli olsun. Fenerbahçe'de bize neler dedi, neler yaptı. İnönü'ye geldiğinde bize neler, nasıl hareketler yaptı herkes biliyor. Biz karakterli oyuncu istiyoruz. Burak Yılmaz'da da aynı şeyi yaşadık. Ozan Tufan'da da isteyeceğiz. Yaşamıyorum. Gerekirse Necip'le devam edelim ama karakterli oyuncu istiyoruz abi. Eyvallah. Biz takımımızda Ozan Tufan gibi bir karaktersiz bir oyuncu istemiyoruz. İstemiyoruz abi. Bu kadar basit yani. İsteyen olmaz abi. Adam gibi topçu istiyoruz. Çok iyi topçu olsaydı zaten bu Türkiye 2. lige gitmezdi abi. İstemiyoruz Ozan Tufan'ı. Çek. Eyvallah. İyi bir topçu gelsin Beşiktaş'a. Sağlam, karakterli, bak o da istemiyor. İstemiyoruz abi futbol Ozan Tufan'ı. Sırf Şenol Güneş istiyor diye Beşiktaş almasın kardeşim. Ucuz bedava topçuya ihtiyacımız yok. Beşiktaş'ın şampiyon yapacak topçuya ihtiyacımız var. Ben teşekkür ederim. Ozan Tufan konusu çok fazla konuşuluyor. Siz bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı görmeyi istiyor musunuz? İyi bir, fit bir Ozan'ı görmek isteriz tabii ki. Şenol Güneş'in istediği konuşuluyor bu transferde. Sizce desteklenmeli mi? Yani şu an orta saha için desteklenmeli diye düşünüyorum ben de. Zamanında rica ederiz. Şenol'un öğrencisi olduğu için bence iyi bir transfer olur Beşiktaş. Abi Ozan Tufan konusu çok fazla konuşuluyor. Siz bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı takımda görmeyi istiyor musunuz? Ben Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'a bakınca, ben Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'a yani takım Ozan'a kalmışsa gerek yok yani bu işlere. Ozan Tufan Beşiktaş'ı kurtaracak bir kişilik yani, öyle bir oyuncu değil, anladın mı? Gerek yok bence. Ozan Tufan gerek yok. Şu anda o bölgede oynayan zaten oyuncularımız var Beşiktaş'ta. Joseph var, Necip var, o var, bu var. Ozan Tufan'a hiç gerek yok. Ozan Tufan Beşiktaş'a gerek yok, gerek yok. Eyvallah abi, sağ ol. Vallahi gerek yok. Yapma böyle yani. Ozan Tufan kim ya? Ozan Tufan gitsin Acun'un takımında oynasın yani. Taraftar olarak da gerek yok. Alın Markan'ın dediği gibi Ozan Tufan'a kalmışsak iş bitmiştir. Yani Ozan Tufan'a gerek yok. Evet, son günlerde Ozan Tufan'ın ismi çok fazla Beşiktaş'tan anılıyor. Siz Ozan Tufan'ı Beşiktaş formasıyla görmeyi istiyor musunuz? Ben istemem. Neden istemem? Daha önce yaptığı davranışlardan dolayı, Twitter'da attığı tweetlerden dolayı, işte bizi yendikleri, attığı golden sonra kulübe gelip yedek kulübesine ettiği küfürden dolayı istemem. Beşiktaş formasını hak etmiyor. Evet, bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı takımda görmeyi istiyor musun? Abi hoca istiyorsa olur. Ama ben istemem şahsen, ama hoca da işte ben istediğim adamlar olsun falan, transfer edilmezse der ki benim istediğim adamları almadınız, o yüzden başarısız olduk falan der. O yüzden istiyorum ama içim istemiyor yani. İçim el vermiyor ama Şenol Hoca istiyor diyor. Ama Şenol Hoca istiyor, istiyorsa alınmalı. Teşekkürler, sağ olasın. Son günlerde Ozan Tufan transferi çok fazla konuşuluyor. Aynen. Siz Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı görmeyi istiyor musunuz? Abi hayır, kesinlikle hayır yani. Zamanında Fener'e emek vermişler, bize ne hayır gelir ki, kurban olayım yani. Asla yani. Ya, onun yerini tutacak aslında çok adam var bu. Yani, memlekette de dünyada da yani o kadar. Ozan'a vereceğin parayı çok başkalarına da verebilirsin yani. Senin hiç mi yani Ozan'a bütçenin el veriyorsa yani. Genelde adam gibi bir adam bulursun orta sahaya yani. Orta sahanın dinamizmini artıracak bir adam bulursun. Yani hiç de gerek yok aslında şu an Ozan'a yani. Senin Deli Ali'n var, Getson'un var. Ya, olmadı formasyon değiştir, gene Ozan'ı alma yani bence ne de olsa. Hiç gerek yok. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Abi kararsızım, gelse olur gelmese de olur ama hocamız ne diyorsa tabii ki o. Yani yeni geldi. Hangi oyuncuları istiyorsa almamız lazım bence. Yani başarı istiyorsak onun istediklerini yapmamız lazım. Benim düşüncem bu. Gelse de olur gelmese hocamız de olur. İstiyorsa başımızın üstünde yeri var. Aynen öyle abi, öyle diyorum. Beşiktaş'ta Ozan'ı görmeyi istiyor musun? Abi ben sana şu kadar açık ve net konuşayım mı şurada? Ozan'ı alacağına gitsinler, Güven'i geri getirsinler. Güven daha çok iş yapmazsa ben burada adımı silerim. Bu kadar da net konuşuyorum yani. Çünkü abi Ozan Tufan Fenerbahçe'de ne yapmış ki Beşiktaş'ta ne yapsın? Ne bekliyorsun Ozan Tufan'dan Beşiktaş'ta? Bir de şöyle bir şey var, Beşiktaş'ın bestesi var. Hani Fener'den Cimbom'dan topçu almayın diye. Bu kadar da gerçek bu konu yani. Ne yüreği var abi Ozan Tufan, kim ki bizim takımın? Hayır, o forma, şu formayı taşıyabilecek kadar yüreği var mı ki bizim takımda oynasın bu çocuk? Gerçek bu yani. Git Güven'i al daha iyi ya. Ne yüreği var? Altyapıdan oyuncu çıkartsan Ozan Tufan'dan daha iyi iş yapacağını. Mesela çıkarttın, Rıdvan'ı çıkarttın, öbürünü çıkarttın. Nasıl iş yapıyor şu an? Takır takır çocuklar top oynuyor. Çıkart altyapıdan yine. Ne yüreği var ya Ozan Tufan'ın bizde? Ne işi var? Ne işi var? Adam doğma büyüme Fenerliyim diyor. Fener'de bir iş yapmıyor. Sen gidiyorsun Ozan Tufan diyorsun bana. Kurbanın Allah'ını seveyim. Hiç gerek yok yani. Ozan Tufan'ı Beşiktaş'ta görmeyi istiyor musunuz? Yok, görmeyi istemiyorum ben Ozan Tufan'ı Beşiktaş'ta. Neden? Bizim seviyemizin oyuncusu mu sizce? Bence değil.
Peki attığı tweetler vesaire konuşuluyor. Bunların da etkisi var mı düşüncenizde? Kesinlikle. Kesinlikle var. Bir de zaten bizim seviyemizde olmadığını zaten düşünüyoruz ilk baştan beri. Ben istemiyorum şahsen. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Son günlerde Ozan Tufan konusu gündeme bomba gibi düştü. Evet. Sen bir taraftar olarak Ozan'ı takımda görmeyi istiyor musun? Ben Ozan'ı takımda görmek istemiyorum şahsen. Sebebi ise zamanında Twitter'da bir postu var, biliyorsundur belki. Küfür ediyor. Olmamalı, gelmesin. Gol atınca da sevinirdi Beşiktaş'a Fener maçlarında. Ben istemiyorum Ozan'ın şahsen oynamasını. Peki eğer Şenol Güneş takıma Ozan'ın gelmesini istiyorsa buradaki düşüncende bir değişiklik olur mu? Ya şimdi son karar teknik direktörün, takım Şenol Hoca'ya ait. Şenol Hoca dersi gelecek ama taraftar olarak ben istemiyorum şahsen. Ozan Tufan ismi son günlerde çok fazla konuşuluyor. Evet, sen bir taraftar olarak Ozan'ı takımda görmeyi ister misin? Biz Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a görmek istemiyoruz abi. Neden diye sorarsanız, biz Fenerbahçeli bir oyuncuyu kadromuza almak istemiyoruz. Böyle bir oyuncunun Beşiktaş'ta yeri yoktur. Beşiktaş ayrı bir sevgidir abi. Bunun için biz Fenerbahçe taraftarına res çekiyoruz. Ozan Tufan da istemiyoruz abi. Eyvallah, sağ olasın. Evet, Ozan ismi son günlerde çok konuşuluyor. Sen bir taraftar olarak Ozan'ı takımında görmeyi istiyor musun? Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı golden sonra ben adamın koyarım tarzında bir cümlesi var. Ben sadece şu cümleyi kuracağım. Fener'den cimbomdan topçu almayın, taraftarı çıldırtmayın diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Eyvallah, ağzına sağlık. Günlerde Ozan transferi çok konuşuluyor. Siz bir Beşiktaş taraftarı olarak Ozan'ı Beşiktaş formasıyla sahada görmeyi istiyor musunuz? Yani ben şahsen istemiyorum. Çünkü hem Beşiktaş'a koyduktan sonra yaptığı hareketlerden dolayı hem de yıllarca Fenerbahçe hizmetmesinden dolayı ben şahsen istemiyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Yeni yapılanma dediler. Konuştukça konuştular, özellikle yazın transfer döneminde. Yani şimdi baktığımız zaman Ozan Tufan'ı transfer edersek Ozan, Josef, Salih üçlüsüne dönüyoruz. Fenerbahçe geçip şampiyon olduğumuz sene Fenerbahçe orta sahasına dönüyoruz. Ya bu nasıl yapalım ben anlayamıyorum ama bakalım, güzel günler elbet gelecek yani. Eyvallah, ağzınıza sağlık.